herhalde çok pahalı. Bizim halkımız. Evet kıymetli izleyenler, Bir Fikir Meclisi programı ile tekrar karşınızdayız. Bu hafta yine kıymetli hocamızla birlikteyiz. Birbirinden önemli konulara değineceğiz. Burak Doğan hocamızla birlikte inşallah konularımızı güzel bir şekilde sunmaya çalışacağız. Sizden gelen mesajları da kıymetli hocamıza sormaya çalışacağız. Kuvvetli, güzel, heyecanlı Bir Fikir Meclisi programını inşallah bu akşam yapacağız kıymetli izleyenler. Rabbim şimdiden tesirini yüksek eylesin diyorum. Kıymetli hocama demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim gayretinizi artırsın inşallah, başarınızı artırsın, muvaffak eylesin. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de şunu gördüm. Bu çok önemli benim için. FM TV'de bizi seyredenler orada sanki bir aile havasıyla beraber işte abisi hocam işte aynen. Belki ondan daha sevimli yani. Tam Beytullah'ın karşısındaydık. Bir tanesi bizi gördü. Ekranlardan seyrediyormuş bizi. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ondan sonra yani çünkü o kanalda sizi seyredip de ondan sonra orada sizi bizzat görmesi çok etkiledi yani. Sonra duaları vardı. Bir de Beytullah'a döndük. Onun isteklerini, dualarını da yapınca Konya'dan gelmiştim. Gelmiş oraya yani. Takip ediyormuş. Yani gerçekten bir aile havasında olması Allah'ın büyük bir ikramı yani. O yüzden Rabbim inşallah gayretiniz artırsın, başarınız artırsın, tesiriniz yüksek edilsin inşallah. Ben her zaman söylerim. Bu kanal dostu sevindirir ama rahatsız olanları da gerçekten zıplatır yani. Onu bilmek lazım. Evet. Allah Teala razı olsun. Burak Hocam hoş geldiniz sizlerle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, tabii öncelikle sevgili hocamıza, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Geçtiğimiz gün yani cuma akşamı itibariyle sevgili hocamız, hatta perşembe günü akşamı itibariyle rahatsızlığı vardı. Ama hem hayat dersleri programı olsun, hem hitabet yarışmasının yarı finali olsun, hem de bugün fikir meclisi programı olsun, bizleri yalnız bırakmadı. Öncelikle huzurlarınızda hocama teşekkür etmek istiyorum ve Rabbimden acil şifalar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz kıymetli izleyenler. Sizler de sevgili hocamızı yalnız bırakmıyorsunuz. Özellikle onun programlarında ve FM TV ekranlarında bu konuda da sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii ki 0530 234 04 88 no numara WhatsApp hattımızın numarası. İlginç bir şey daha söylemek istiyorum. Artık seyircilerimiz numaralarımızı kaydediyor hocam. İşte özel günler olsun, cuma günleri olsun özellikle telefonumuza onlarca mesaj geliyor. Anlıyoruz ki seyircilerimiz telefonumuzu kaydetmişler. Artık FM TV kendilerine bir aile olarak görüyorlar. Herhangi bir konuda hemen danışmak için de numaramızı çeviriyorlar. 0530 234 04 88 no'lu numaradan bu akşam da yine sizlerin sorularını sevgili hocamıza soracağız kıymetli izleyenler. Biz gündeme dair konularımızı değerlendirirken sizler de sorularınızı WhatsApp yoluyla bize ulaştırırsanız inşallah canlı yayında sizin de sorularınıza sevgili hocamız yanıtlayacak. Evet kıymetli hocam, geçtiğimiz cuma günü Fatih Medreseleri Vakfı için önemli bir gündü. Hem bir Kur'an kursu kız medreselerinin genel merkezi açılmış oldu. Böyle bir güzelliğe kavuşmuş oldu bayan hocalarımız. Ve bununla birlikte de Fatih Medreseleri 600'ün üzerindeki dev kadrosuyla, hoca kadrosuyla birlikte bir buluşma gerçekleştirdi. Öncelikle tabii ki burada açıklamış olduğunuz projelerle ilgili sorularımızı soruyoruz ama bu dev buluşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Nasıldı ambiyans? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize selam ediyorum. Cuma sabahı sümestri tatiline çıkıldığı için biliyorsunuz biz normalde 15 gün sümestri tatili ama biz de bir hafta yapıyoruz biz. Bir hafta yaptığımızdan dolayı sümestri tatiline çıkıldığından dolayı geçmiş senenin yani 2018'in 2019 seneleri değerlendirmesini yapıyoruz yani ilk 6 ayın. Bu değerlendirme için de kadromuzu, hocalarımızı, sevenlerimizi davet ettik.
Kahvaltıda buluştuk elhamdülillah. Kardeşlerimiz gerçekten Allah hepsine razı olsun. Canla başla, aşkla, şevkle çalışan insanlar, mücadele veren kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz. Hepsi dini mübini İslam'ı seviyor. Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor, kitabullah seviyor, efendi hazretimiz gibi zatı seviyor. Ve bu ideallerde mücadele vermek için bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Severek yapıyorlar. Rabbim sevgilerini artırsın inşallah. Büyük bir gayret var yani, büyük bir çalışma var. Bu kardeşlerimiz tabii ilk 6 ay neler yaptık, onları dinlemek için ne yaptı? Bir araya geldik, değerlendirmeler yaptık. Buluşmalarımız bu nedenle olmuştu elhamdülillah. Yerimiz müsait olmadığından dolayı bayan hocalarımızı çağıramadık. Bir o kadar da biliyorsunuz bayan hocamız var elhamdülillah. Onları çağıramadık. Yer müsait değildi. Hem erkekler hem hanımlar bir arada ne yapmazdı? Almazdı diye. O yüzden dolayı bayan hocalarımızı çağıramadık. Ama en netice erkek hocalarımızla beraber yapmış olduğumuz ve personelimizle beraber yapmış olduğumuz toplantı çok başarılı geçti elhamdülillah. Geçmiş olan 6 ayın değerlendirmesini yaptığımız gibi gelecek 6 ayda da neler yapacağımızı anlatma hususunda bunları bir araya getirdik. Ve kardeşlerimiz hakikaten çok mutlu oldular. Bizler de çok mutlu olduk onları bir arada görmekten. Rabbim inşallah bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin, muvaffakiyetle nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozulmasın inşallah. Bu güzelliği camiamızla beraber inşallah bize nasip etsin inşallah. Camiamızla da birlik beraberliği inşallah ikram etsin, ihsan etsin. Başarılar nasip etsin inşallah. Evet sevgili hocam, şimdi burada tabii ki özellikle açıklamış olduğunuz projeler vardı. Bunlardan bir tanesi tüm camiamızın medreseleriyle ortak faaliyetler gerçekleştirmek. Tabii ki 1986 hatta Efendi Hazretlerimizle birlikte hani medreselerin hatta Türkiye'de İslamiyet'in bitirildiği dönemlerde bile medreseleri köklü tuttunuz. Bugün de işte hepimiz biliyoruz ki medreselerle ilgili sıkıntılar var ama yine böyle bir dönemde müthiş bir projeyle tekrar medreseleri canlandırıyorsunuz. Bununla ilgili biraz daha detaylı açıklama yapabilir misiniz hocam? Şimdi Rabbim inşallah camiamıza Efendi Hazretimizin kontrolünde birlik beraberlik güzel kardeşlikler nasip etsin inşallah. 90'lı yıllarda biz rahmetli Hızır hocamıza ve belli hocalarımıza, tek tek sayabilirim bu isimleri ama şu anda tek tek isimleri saymayayım isterseniz, hep ricada bulunduk yani bütün medreseler bir heyet tarafından kontrol edilsin ve bu heyet tarafından da ne yapılsın? Muhafaza edilsin. İşte medrese arasında yarışmalar olsun, çalışmalar olsun, mücadeleler olsun diye. Ve sağ olsunlar hakikaten böyle bir heyet kurdular Efendi Hazretimizin kontrolünde. Sonra medrese arasında işte gidip gelmeler, takip etmeler, incelemeler devam ettiği gibi aynı zamanda da yarışmalar yapılıyordu. Özellikle ne yarışmalar yapılıyordu? Arapça talebelerin mesela okumuş oldukları mesela İzhar kitabının soruları soruluyordu bütün talebelere. İşte mana caminin içinde yapılıyordu bu yani. Herkese sorular veriliyordu. Ve hoca efendiler yine başlarında güzel bir şekilde bütün kurslar oraya toplanmış. Bütün talebeler oraya toplanmış. Bu şekilde imtihanlar yapılıyordu yani. Sonra kağıtlar toplanıyordu. Akşamleyin bunlar okunuyordu. En başarılı kurs kim diye seçiliyordu. Böyle bu şey en başarılı hoca kim diye seçiliyordu. Bu şekilde bir çalışma vardı yani. Bu hakikaten çok güzel bir çalışma olmuştu, oluyordu yani. Medreseler arasında kaliteyi artırıyordu, teşviki artırıyordu, gücü artırıyordu. Herkes birbirine bakarak hakikaten ne yapıyordu? Daha güçlü olayım şeyine giriyordu. Çok güzeldi yani, hoştu yani. Tabii insan bunları özlüyor. Şimdi mesela düşünsenize, aynı o güzelliği yakalamış olsak ben çok arzu ediyorum. Hala gönüllerimde bunu var inşallah. Camiamızda, bütün medreselerinde bunu isterim yani. Mesela bütün hafızlık talebelerini ortaya koyuyorsun herkes. 10 tane hafız talebesini ortaya koyuyorsun. Misal 20 tane koyuyorsun. Neyse artık herkes. Koyalım ortaya. Çıkartalım FMTV ekranlarına. Misal. Hadi bakalım. Bir hoca efendi çıksın. Biz hatırlarsanız bunu şeyde yaptık. Sinan Erdem'de yaptık. Çıkarttık talebeyi.
6-7 tane talebeyi. Kur'an'ı alayım şu an neresinden sorarsanız sorun. Hatta kendi hocalarımızdan değil, yabancı hocalardan bir tanesini koyduk ki siz söyleyin. Demesinler ki yani kendi hocaları ayarlanmıştır diye. Çocuklara yukarıdan soruyorlar, aşağıdan soruyorlar, tersten soruyorlar, alttan yukarıya soruyorlar, her şeyi soruyorlar. Bütün millet önünde yani. 15 bin kişinin önünde yani. Ve elhamdülillah çok başarılı bir şekilde. Tabi hazırlanmış. Ona göre onlar da gerçekten ne yapılmış? Güzel hafızlar ortaya konmuş hafızlar yani. Şimdi bugün bir tane hocamız geldi. Şu ifadeyi kullandı. Ben çok etkilendim. Bugün ben bahsediyorum. Hocam dedi, hafızlarımı getireyim dedi. Bir yani bir rekatta 15 cüz okur. İkinci rekatta 15 cüz okur dedi Allah'a. Ben çok etkilendim. Yani. Abdülmecit Hoca diye bir kardeşimiz. Ben etkilendim yani. Tebrik ettim kendisini. Şimdi bu çok önemli yani. Ama sen bunu ortaya koyduğunda, diğer bir medrese onu ortaya koyduğunda, aralarında bir çekişme ortaya koyduğunda, bir de hediyeleşme ortaya koyduğunda, bu sefer bütün medreseye teşvik olacak. Bütün medreseye teşvik olur yani. Bak hafız böyle yetiştirilir yani. Bu ölçülerde hafız yetiştirilir yani. Biz bir hoca efendiyi ziyarete gittik. Çok kıymetli bir hoca efendi. İsmini vermeyeyim şimdi. İsim vermek biraz benim adetim değil biliyorsunuz. Dedik biz sizi dedi güçlü hafızlık hocaları hafızlık şeyi olarak tanıyoruz biz sizi yani. Sizden gelen talebeler çok güçlü hafız olurdu dedi. Aynen ifadesi bu ya. Yani. Reşit hocamız vardı, Mesut hocamız vardı. Beraber gittiğimiz bir hoca efendi. Elhamdülillah. Yani bu hafızlık da olur. Arapça da olur. Hitabet de olur. Veya buna mesela ufak talebe de olur. Yani medrese arasında bu birliği, beraberliği sağlayıp birbirlerine karşı gerçekten daha kaliteyi artırma hususunda ne yapılabilir? Mücadele yapılabilir. Yani. Teşvik edilebilir. Ortaya koyulabilir. Bu bir örnekleme. Bunun gibi daha çünkü bunlar en netice ilk zemindir. Bununla beraber ortak öyle çalışmalar yapılır ki medreseler bir anda medreseler Allah'ın izniyle abat olur yani. Heyecan da olur ya. Heyecanlar da olur ya. Ama tabii bunlar hep neye ihtiyaç var? Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, samimiyete ihtiyaç var. İnşallah Rabbim o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Hakikaten çok büyük bir nimet yani. İnşallah bunun gibi daha nice projelerde hazırladık elhamdülillah. Açık söylüyorum. Maddi manevi. Bir medresenin mesela biz bunun da daha önce de çalışmalarını yaptık. Nice hanım kardeşlerimizin medreselerde bazen sıkıntı çektiği olaylar oluyor. Nedir o? İşte mesela icabında erzağında olsun, kirasında olsun veya buna benzer medreselerin icabınların hepsine ne yapılır? İlgilenir, takip edilir. Onlara öyle açılır Allah'ın izniyle. Yani o yüzden birlik beraberlik oldu mu büyük bir çalışma olur yani. Rabbim inşallah bu gayret hepimize ikram etsin, ihsan etsin inşallah. Amin hocam, inşallah. İkinci proje olarak hocam, FM TV tabii ki ailesi her geçen gün büyüyor. Sur TV olarak ikinci bir TV kanalının ihtiyaç olduğunu söylediniz ve açılacağının müjdesini verdiniz. Bunu da biraz detayını öğrenebilir miyiz hocam? Şimdi tabii o iki nedenle alakalı, iki neden var. Onu baştan söyledim. Birinci neden FM TV malumunuz Türkiye çapında hatta dünya çapında ulaşmış olduğu her tarafta çok sevilen. Yani yeter ki bir kere adam takip etsin yani. Bir kere yakalansın derler ya işte. Yeter bir kere seyretsin. Sevilen. Gerçekten güvenilir. Emniyetli. Son derece Allah ve Resul çizgisinden ayrılmayan, muhafaza eden ve gerçekten halkını seven, seyircisini seven, bir aile haline getiren bir kurum olmasa sebebiyle bize şükürler olsun. Elifbasından, Kur'an'ından, Arapçasından, tefsirinden, ana haberinden yani ne ararsan da rahatlıkla izleyebileceği, sıkıntı çekmeden izleyebileceği bir
kanal olması sebebiyle halk tarafından büyük teveccüh gördük elhamdülillah. Ancak bizden tabii bazı istekler oluyor o halkımızın yani. Özellikle bu istekler, özellikle işte çocuklarımız üzerine biraz daha, mesela biliyorsunuz bizim çocuk programlarımız çok tutar. Niye? Çünkü çocuklar çok etkileniyor diye. Bugün 4 tane çocuk beni ziyarete gelmiş. 4 tane çocuk bildiğiniz gibi. Bayağı. Zonguldak'tan gelmiş. Yani bu önemli bir şey. Bugün yani aslında. 4 tane bayağı. Bir tanesi 11 yaşında. Bir tanesi 13-14 yaşlarında böyle çocuklar yani. Sırf böyle merakından gelmişler yani. Hocamızı ziyaret edelim diye. Niye? Gerçekten TV'yi seyreden bir aile havasında seyrediyor yani. Mutlu oluyor yani. Yerinde görmek istiyor bu sefer. Şimdi bu sefer tabii çocuklarımız üzerinde daha ağırlıklı programlar olmasını isteyen çok seyircimiz var. Gençlerimiz üzerinde daha ağırlıklı program olmasını isteyen çok seyircilerimiz var. Tabii kanalımız biraz daha tabii en netice herkese hitap etmesi gerektiği için, herkese hitap etmesi gerektiği için, bütün halkı kucaklaması gerektiği için belli şeylere tabii bazen eğilebiliyoruz, bazen eğilemiyoruz. Şu anda her saatimiz müthiş dolu maşallah. Evet. Rabbim tesisini yüksek eylesin inşallah. Amin. O yüzden dolayı diğer bu özellikle çocuklar üzerine ve özellikle gençler üzerine istenilen o inmeyi yapamadığımızdan dolayı bunu bir başka kanalla da açık söylüyorum yapmanın peşindeyiz yani Allah'ın izniyle. Bu bir. Bu birinci neden yani. Halkımız bunu istiyor yani. Halk bunu isteyince bize de yakışan nedir? Bunu en güzel şekilde sunmak deniyor. İkinci neden de şu. Rabbim inşallah o günleri görmeyi nasip etsin. Camiamızda birlik beraberlik oldu. İnsanlıyorum. Camiamızda çok kıymetli hoca efendiler var yani. Yani böyle dünya çapında değer insanlar var yani. İlim bakımından, ahlak bakımından, tasavvuf bakımından hakikaten çok değerli, dünya ve ahiret görüşü açısından çok değerli hocalarımız var yani. Çok kıymetli hocalarımız var yani. Şimdi bu hoca efendilerle biz açık söylüyorum. Ben bu hoca efendilerin illa halka mutlaka nasihatler vermelerini, ön açmalarını, onlara gerçekten yön vermelerini, bilgiler aktarmalarını, artık onların mutlaka dertlerine deva olmalarını arzu ederim yani. Bu büyük ihtiyaç olarak görüyorum ben bunu. Çünkü bunlar kendini çok iyi yetiştirmiş insanlar. Camiamızda. Çok kıymetli yani. Yani saatlerce program yapabilecek insanlar. Oturur 24 saat program yapar yani. Öyle kaliteli hoca efendiler var yani. Ve Derya. İsmini vermek istemiyorum. Bir hoca efendiyle biz bizzat bu şeyle birlik beraberlik çalışması içerisinde gittik. Yerinde görüştük. Bakıyorsun maşallah diyorsun. Adam kendisini çok iyi yetiştirmiş yani. Şimdi bu hoca efendilerimiz illa halkın karşısına geçmesi isteriz yani. Ama bunların hoca efendilerinin karşısına geçmesi için de bunlara mutlaka imkan sağlamamız lazım. Hocam FM TV'de onlara yer versiniz diye söylenirse o zaman başka bir sıkıntı doğuyor. İşte FM TV'de biliyorsunuz bizim bütün hoca kardeşlerimiz, dostlarımız, ahbaplarımız, kardeşlerimiz, çok kıymetli hocalarımız, bütün hepsi hakikaten canla başla mücadele eden arkadaşlarımız. Şimdi o hoca kardeşlerimize siz kenara çekilin de bu hocaları buraya alacağız demek bize yakışmaz. Biz bunu yapamayız yani. Bugüne kadar yapmadık. Bundan sonra yapamayız yani. Onlara bunu yapamayacağımızdan, kendi kadrolarımıza, çünkü bizim bütün her gece, her gün neyimiz var? Çok kıymetli programlarımız var hocalarımızın.
kardeşlerimizin. Hakikaten çok önemli programları var yani. Şimdi bu programları kalkıp da biz size bu programdan alalım da başka bir hoca efendi getirelim. Biz bunu ne yapamayız? Yapmadık, yapamayız yani. Bize yakışmaz. Çünkü biz en netice beraberce bu kardeşlerimizle beraber bu mücadelenin içindeyiz. Gayretin içindeyiz. O yüzden bu hoca kardeşlerimizi siz durun da başkalarını alalım ne yapamayız diyemeyiz. Demedik de demeyiz de yani. Seyircimizle barışık bir program gerçekleştiriyorlar hocam herkes zaten. Aynen. O yüzden şimdi bu şekilde olunca hocalarımızı da kenara alamayacağımızdan dolayı inanın samimiyetle söylüyorum ben. Böyle bir durum olsa ben yine kendimi kenara alırım. Niye? Kendime kıyamam ama hoca kardeşime kıyamam yani. Açık söylüyorum yani. Ama tabi bunu böyle yapacağını en güzel ne yapalım? İkinci bir kanal kuralım. O da inşallah birlik beraberlik kanalı olsun. Dostluk kanalı olsun. Sulh kanalı olsun. Ön açan kanalı olsun. Gerçekten ciddi bir kanal olsun. Hem çocuklar üzerine ağırlıklı, gençler üzerine ağırlıklı, aynı zamanda camiamızın bütün hoca kardeşlerimizin, hoca abilerimizin de gerçekten istifade edeceğimiz ön açan, aynı zamanda da FM TV'de onunla yarışsın. FM TV'de onunla yarışsın. Yani her ne kadar kanalı biz açsak da bir yarışma sistemiyle açarız yani inşallah. İnşallah. O şekilde benim kanaatim bir kanala ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlarımızla zaten hemle bunun istişareini yaptık. İnşallah Rabbim muvaffak eder. İnşallah. Eğer bir engel çıkmazsa bunun üzerine çalışmalarımıza başlıyoruz inşallah. Rabbim muvaffak edilsin inşallah. Amin hocam. İnşallah. Evet, ikinci bir kanalın müjdesini de hocamızdan almış olduk. İnşallah hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Fatih Mesele Vakfı aslında hocam anlatmış olduğumuz projelerde FM TV projesi de olmak üzere Fatih Mesele Vakfı hocaları yani en uzak diyelim FM TV'ye 4 yıldan beri güzel bir şekilde devam eden bir proje. Şimdi yıllardan beri yine aslında yapmış olduğu bir çalışmayı daha güzel bir şekilde sunacağınızın müjdesini vermişsiniz. Üçüncü proje olarak Fatih Mesele Vakfı Afrika'nın Çat ülkesinde bir merkez, idari bölge idari merkez kuracaktı. İslami eğitim merkezleri açacak tüm Avrupa, tüm Afrika ülkelerine ve Müslüman ülkelere. Bunun detaylarını da anlatabilir misin hocam biraz bizlere? Şimdi Rabbim bütün seyircilerimizden, bütün halkımızdan razı olsun. Bu halk, bu halk derken sadece Türkiye ile alakalı söylüyorum. Avrupa'da bulunan halkımız da aynı şekilde. Yani Türk halkı olarak Avrupa'da bulunan halkımız da aynı şekilde. Müslüman halk olarak Avrupa'da bulunan halkımız da aynı şekilde. Gerçekten Afrika'daki çalışmalara büyük destek veriyorlar. Şimdi her ay neredeyse bir tane cami açılıyor, mescit açılıyor. İşte kuyular açılıyor, erzaklar dağıtılıyor. Bu her ay oluyor bu yani. Bazen iki tane, bazen üç tane oluyor. Daha fazla oluyor. Şimdi tabii insan bunları görünce mutlu oluyor. Bunun her geçen günde sayısı artıyor. Ancak bununla yeterli olmamak lazım olduğunu düşündük biz. Şimdi düşünseniz orada aşağı yukarı nereden baksanız 300'e yakın mescit açılmış. Bizim kanalımızdan. Ama daha nice kardeşlerimiz var, çalışanlar var, mücadele verenler var. Onlar da mescit açıyorlar. Onlarla beraber belki de binlerce mescit oldu yani. Afrika'da yani. Güzel mi? Gerçekten güzel. Allah razı olsun. O mescidin orada görünmesi bile yeter aslında. Yanlış anlaşılmasın. Ben onu açık söylüyorum yani. O mescidin ufacık minaresi var ya, o bir de güzel. Niye? O insanlar bunu gördüğü zaman bak burası mescit. Allah Celle Celaluhu'nun evi. Buraya davet ediliyor yani. Allah buraya davet ediyor. Namaza davet ediyor. Bunu görüyorlar ya. Bu bile büyük bir çalışma. Ama orada tabii açılan mescitte illa bir hoca işte oranın halkından birisi olmasını istiyoruz. O da güzel. Ama
o hocaların yeterli olduğunu düşünmüyoruz. O hocalar yeterli olmadığını düşünüyoruz yani. Ama biz inşallah niyetimizde Çat ülkesinde, Afrika'nın Çat ülkesinde bir merkez kurup hocaların yetişmesini sağlayacağız. Yani o hoca efendilerin, yani mescitlere dağıtılan hoca efendiler var ya, o hoca efendi icabında şey alacağız, dersi alacağız yani, eğitimi alacağız. 2 ay, 3 ay artık durumuna göre onlara eğitim verdirteceğiz yani. Çünkü o hoca efendine vereceğin eğitim, onlar da halka o eğitimi verecekler. Zaten senden ne görürse onu öğretecek. Ne anlatırsan onu bildirecek. Senden nasıl hayat öğrense, özür diliyorum ben biraz biliyorsun rahatsızım. Onunla hakkınızı helal edin. Öksürüğümü kesemedim. Buraya çıkarken yanlış anlaşılmasın, 2 tane iğne oldum yani. Onu baştan da söyleyeyim. Ama en netice, yani program aksamasın diye mücadele veriyoruz elhamdülillah. Dün akşam, cumartesi akşamı malumunuz hitabet yarışması vardı. Serum taktırdım, öyle çıktım. Pazar sabahı malumunuz sohbet vardı. O gün aynı şekilde yani öyle programlar aksamasın için, programa saygıyı bırakmayalım diye. Ama bazen böyle öksürürse, öksürünce de işte siz de yanlış anlamayın inşallah. Hakkınızı helal edin. Sizinle olmak güzel biliyorsunuz. Netice itibariyle yani oradaki o halkı yönlendirecek hoca efendileri bir merkeze toplayıp işte artık 20'şer 20'şer 30'ar 30'ar onlara işte dediğim gibi en alıcı maddeler, önemli maddeler, ilk maddeler neyse onların üzerinde durup onların bu şekilde dağılmasını sağlamak. Yani bu çok önemli. Çünkü o insanlar gerçekten dinlerinden uzaklaştırılmış, kesinlikle dini mübin İslam'a yaklaştırılmamış, son derece unutturulmaya çalışılmış, ve gerçekten son derece şu anda garip insanlar yani. Bu insanları biz ne yaparsak bu şekilde hocalarını, yani hoca olacaklarını yetiştirirsek ve o hoca olanları zaten orada mescidlerde İmamlığa da devam ettirirsek, onlar da halkı, onların şöyle bir özelliği var. Onlara şunu söylesen, şu öğrettiklerimizi size kesinlikle halka öğreteceksiniz. De, hemen yaparlar. Zaten onları bu hale getirmişler yani. Bir şey söyleyeceksin, onu yapacak yani. Söylemezsen yapamıyor. Üretme olayını ne yapmışlar onlardan? Almışlar yani. Üretmesinler diye. Bu şekilde, çünkü onları sömürme niyetindeler. Sömürme niyetinde oldukları için üretmesinler diye böyle hep böyle şey sistemi yetiştirmişler yani. Ama inşallah bunları dini bir İslam yolunda Rabbim başarmayı nasip etsin. Bu şekilde yetiştireceğiz. Böyle bir merkez kuracağız. Oradaki bütün mescitlere inşallah yönlendireceğiz. Orada bu işleri yapmalarını sağlayacağız inşallah. Tabii sadece onda kalmamak lazım. Aynı şekilde mescitlere dolaşıp hakikaten yetiştirmiş olduğumuz oradaki hocalar gerçekten halkı yetiştiriyor mu? İnsanlara bunları anlatıyor mu? Onları da yakinen takip edeceğiz inşallah. Böyle bir niyetteyiz. Çünkü onlar biliyorsun onlar kendilerine yapılan iyiliği ne yapmıyorlar? Unutmuyorlar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi gelince insan iyiliğin kölesi olur. Sizden iyilik geldiğini bildiğinden dolayı o yüzden dolayı size karşı saygılı, sevgili, muhabbetli oluyorlar yani. Bunlar çünkü bize el açtı, gönül açtı, kucak açtı. Seni böyle görünce zaten otomatikmen onlar bir saygı içinde oluyorlar. Evet. Ve sen de onlardan bunu rica ettiğinde ne yapıyorlar? Onu yerine getirmek istiyorlar. Çünkü yaptığın iyiliğinin bir sana karşı bir karşılığını göstermek için yapıyorlar bunu yani. Evet. Sırf bunun için yapıyorlar. Bir de bunun için şuurunu verdiğin zaman o zaman zaten bunu zevken yapacak inşallah. İnşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Tabi
kolay mı? Şimdi çok kolay anlatıyoruz ama bunlar kolay değil. Ama biz projesini çizdik. Yapayım mı ile alakalı başlıyoruz inşallah. İnşallah. Ha bu 3 kişiyle olur. 5 kişiyle olur. 10 kişiyle olur. Şimdi biz normal şartlarda Çukurbostan Camii'ndeydik. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Orada gerçekten kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz düşünsene şimdi en yaşlımız bizim normalde 45 yaşlarında veya 40 yaşlarında falan. Şimdi bir 20 sene önce al. Bir 20 sene önce aldığı zaman 20-25 yaşlarında hatta daha gençlerimiz var. 17-18 yaşında işte gençlerimiz var. Onlara o zaman söylüyoruz işte arkadaşlar Türkiye'mizin her tarafında medreselerimiz olacak falan. Medrese açacağız, şöyle açacağız, böyle açacağız deyince onlar şey yapıyorlardı, sen söyle. Ya işte olur mu olmaz mı diye merak ediyorlardı yani. Evet. Ama şimdi baktılar ki bak oluyormuş bak. Şıkır şıkır açıldı. Her tarafa medrese ne yapılabilir açıldı elhamdülillah. Allah'ın yardımıyla, ikramıyla. Her taraf. Bak şimdi neyi konuşuyoruz? Afrika'da bir merkez kurup oradaki hocaların yetişmesini sağlayalım. Çünkü oradaki insanlar, biz onu bizzat kendi gözlerimize gördük. Özellikle belli ülkelerden bahsediyorum. Eğer Hristiyan yardım getiriyorsa o tarafa meylediyor. Müslüman yardım getiriyorsa o tarafa meylediyor. Ama sen onunla imanı öyle bir kökleştireceksin ki kim yardım getirirse getirsin o İslam'dan vazgeçmeyecek. İnşallah. Bunun mücadelesi vermek lazım. Adamlar, biz Uganda'ya gittik. Kendi gözlerimizle gördük yani. Reklamlarını yapmak istemem ama bildirisini de söylüyorum. Adamlar hiç kimse gelmiyor. Ama kilise yapmışlar. Kimsenin geldiği yok. Niye yapmışlar onu? İşte o gözlere hitap ediyor diye. Bunun için yani. Tabii. O yüzden dolayı kesinlikle mescitleri çoğaltmak lazım. Hizmeti çoğaltmak lazım. Oradaki insanlara ulaşmak lazım. İlla anlatmak lazım, bildirmek lazım. Rabbim inşallah muvaffak eylesin. Amin hocam. Burada Fatih Mensere Vakfı'nın tüm hoca kadrosunun insani yardım çalışmasının içerisinde olması hocam. Bu anlatmış olduğunuz da şunun da hani Hızır hocamızın bir sözü var. 7 yaşına kadar bir çocuğu bize verin, 70 yaşına kadar sizin de olsun. İnsani yardım kuruluşu olarak mesela doktorlar var. Doktor yani gerçekten gönüllü olarak bu işin içerisine girmişler. Doktorluk vazifelerini yapıyorlar. İşte avukatlar var, insanların özgürlükleri için mücadele ediyorlar. İşte hatta bir takım ünlüler bile insani yardım için var ama Fatih Mensere Vakfı insani yardım çalışmasına başladı. Yani şuradan 2 yıl gibi bir süre geçti. Hemen diyorsunuz ki İslami eğitim çalışması lazım buralara ve bunun merkezinin üstünü kuruyorsunuz. Yani hocalar her yerde lazım olduğunu bir kez daha görüyoruz hocam. Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi hizmet lazım. Yani oralara gerçekten hizmet götürmek lazım. Bir defa onları bu batılıların kesinlikle boyunduruğu altından kurtarmamız lazım. Bunun ilk çaresi onlara gerçekten bir hizmet taşımamız lazım. Zaten Türkiye'den geldiğini görünce büyük bir saygıyla, sevgiyle, muhabbetle karşılıyorlar seni. Yardım getirdiğini görünce büyük bir muhabbet var yani. Ama bu yeterli değil. Bu yeterli değil. Benim kanaatim onlara biz sadece erzak taşımayalım. Erzak taşıyalım ama sadece erzak taşımayalım. Onlara biz sadece kuyu açmayalım. Kuyu açmayalım derken kuyu açalım ama sadece kuyu açmayalım. Biz onlara aynı zamanda gerçekten köklü bir imanı muhafaza edebilecekleri gerçekten o hidayeti taşıyalım. Yani maddeye hiçbir şeye değişmeyecekleri o hidayeti taşıyalım onlara yani inşallah. Onun mücadelesini verelim. Rahmetli diren derdi ki Allah rahmet eylesin. Bir insan bir niyete girdiğinde mesela ben işte misal diyorum Afrika'ya iyiliği anlatmaya gidiyorum. Emri bir maruf yapmaya gidiyorum. Kötülükten alıkoymaya gidiyorum diye niyet ettiğinde Allah hidayeti onun önden götürüyordu diyor. Gönderiyor diyor yani. Bak çok önemli bir ifade. Hidayet nereden gidiyor? Önden gidiyor. Sen bir gidiyorsun bakıyorsun ki Allah Allah sanki beni karşılamak için bunlar burada ne yapmışlar? Bulunuyorlar ya. Öyle hissedersin yani. Niye? Çünkü Allah bu işin sahibi.
Sen kul olarak bu işe mücadele vermeye başladığın an, tekrar ediyorum, sen kul olarak onun mücadele verdiğime diye başladığın an, Rabbim de ne yapıyor hemen? Orada işlerin oluşumunun sağlanmasını, önünün açılmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Bakın biz medreselerle alakalı Türkiye'nin bütün illerine medrese açmaya karar verdik. Karar verdiğimizde bir baktık, sanki oradaki insanlar bizi bekliyor. Al evimi, medrese yap. Al hocam burada. Hemen bir anda bununla karşılaştık yani. Niye? Çünkü en netice bu işin sahibi kim? Allah. Sen eğer niyet edersen, haydi bakalım. Ben medreseyi açacağım. Ben medreseye gerçekten yönlendireceğiz. Orada insanları Kur'an'la tanıştıracağım. Hidayetle tanıştıracağım. İşte Allah Celle Celaluhu'nun güzellikleriyle tanıştıracağım. Peygamberle tanıştıracağım. Bu niyetle yola çıktığın an hemen Mevla Teala yolları açıyor. Hep açtı yani. Emr-i Muharif'a gittiğimizde biliyorsunuz her gittiğimiz yerde bir bakıyorsun insanlar seni aşkla, şevkle, zevkle takip ediyor. E niçin? Bakıyorum gerçekten bunlar samimi niyetle gelmişler. O yüzden dolayı yani çalışmak bizden, muvaffakiyet Allah'tan. Bu işin sahibi Allah, ne yapıyor? Sen mücadeleni ver, gerisini Mevla Teala bir şekilde tamamlatıyor. Şimdi ilk defa medrese, daha önceden bahsediyorum. İlk defa medrese açacağımız zaman bize çok zor geliyordu. Aa, nasıl açacağız? Şimdi ilk defa Afrika'ya gidilecek. Tabii hiç alışık değiliz. İlk defa gideceğiz. Ondan sonra kim gider filan derken hoca arkadaşlarla beraber biz de, o kafede biz de vardık biliyorsunuz ilk gidişte. Şimdi ilk defa gidiliyor. İşte ona göre ne yapılıyor? Bir heyecan oluyor, bir değişik olunuyor. Oradaki insanlarla nasıl karşılaşıyor? Ama sonra bak bir defa gidildi. Sanki artık Afrika öyle bir hale geldi ki sen söyle. Bir gerçekten İstanbul'dan bir başka ile gidiyor gibi oldu yani. Niye? İlki zor. Ama ondan sonrası hep kolaylaştı. Hep kolaylaştı. O yüzden yani biz mücadele verirsek, gayreti gösterirsek başarıyı da Allah ne yapıyor? İkram ediyor. Çünkü en netice bunlar hep niçin yapılan şeyler? Allah'ın rızası için yapılan şeyler. Mevla Teala'nın güzellikleri, Mevla Teala'nın gerçekten Mevlamızın hidayeti oralara ulaşsın için yapılan şeyler. O yüzden Rabbim inşallah bu yolda da başarılar nasip etsin. Amin. Bu arada tabii seyircilerimizin de soruları var hocam. Onları da sizlere aktarmak isteriz. Hayırlı programlar hocam. Şu sıralar her şey üstüme geliyor demiş. Eşim çalıştığı yerdekilere benzemeye başladı. O yüzden çok değişti. Namazlarını aksatmaya başladı. Hiçbir şey yardım etmediği için benimkileri de aksatıyor. Küfür etmeye başladı gibi böyle hocam. Bayağı yazmış. Çocuklarım da demiş, onunla çocuklarıma da iyi örnek olmuyor demiş. Ben çocuklarımı İslam'ı usullere göre nasıl yetiştirebilirim diye bu şekilde yardım istemiş hocam. Şimdi tabi normal şartlarda el mer'u ala dini halilihi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Bulunmuş olduğu ortamda insan illa ne yapar? İlla oradan etkilenir. Bulunmuş olduğu ortamda, çalışmış olduğu ortamda arkadaşları Allah muhafaza etsin olumsuzsa, olumsuz ifadeler kullanıyorsa bu insan da illa ondan ne yapar? Etkilenir yani. Veya buna benzer zaten kendisinde de biraz bu tarafa, o tarafa meyil varsa illa etkilenir yani. O yüzden dolayı bu kardeşimizin yapması gereken şey beyine rica edecek. Yalvaracak, böyle diyecek, yapma. Çoluğumuz, çocuğumuz, hepimiz helak oluruz. Eski halini bırakma. Eski güzelliğini bırakma. Buna yalvaracak yani. Yoksa kavga gürültüyle hiçbir eş, kavga gürültüyle hiçbir eş aile huzurunu muhafaza etmiş değildir. Edemedi yani. Ben kavgayla aile huzurumu korurum. Öyle bir şey yok. Öyle bir sistem yok. Sistem hep
yalvarma, rica tatlı değil. Yalvarma, rica tatlı değil. Eğer bu sistemi çalıştırırsa illa bu sistem tutacak. İlla tutacak. Üzerinde duruyorum, illa tutacak. Sabırla, metanetle yalvarma, rica tatlı değil. Bak bu sistem tutar. Ama bunun dışında sen ters yaparsan, kavga edersen, gürültü yaparsan, diklenirsen, bilmem ne yaparsan, bu ailede huzur olma durumu yok. Ya işte ben huzuru bu şekilde yakalarım diyenler havasını alır. Rabbim muhafaza etsin. Bir kardeş, bir seyircimiz de benim kız kardeşim 14 yaşında 6 ay önce denizde boğuldu. Bütün akrabalar, amcamlar, babaannem bize denizde sizin ne işiniz var diyerek düşman oldular. Biz onlarla konuştular, günah olur mu? Bir de kız kardeşimin günahı olur mu? Bazıları denize girdiği için şehit diyorlar. Bazıları ise keyif için gittiği için günah olmaz, şehit değil diyorlar. Günahı var diyorlar. Şimdi buradaki ölçü imandır. İnsanlar değildir. İmanı olan birinin denizde boğulmasıyla bu şekilde vefat ederse şehit olur. İmandır önemli olan. Ahmet'in, Mehmet'in, keyfin, şuyun, buyun bir şey ne yoktur burada? Ölçüsü yoktur. Ölçü imandır. Kardeşinin imanı varsa, iman çerçevesinde yaşıyorsa, bu şekilde denize girerse ve denize de boğulursa şehit olur. Bu bir. İkincisi, ailenin üzerinize bu şekilde gelmesi, ne işiniz vardı, ne işte ondan uzak durmaya çalışması. Kesinlikle bunlara kulak vermemek lazım. Onlar şu anda bana göre ne yaptığını bilmiyorlar. Tartışmayı almamak lazım. Yani böyle şeylerden dolayı insanlar birbirlerine düşmemeli, kavgaya, gürültüye girmemeli. Konuşmamazlık yapmamalı. Siz konuşmanızı yapın. Ama ondan uzak duruyorsa yapılacak bir şey yok. Ama ben küsüm, konuşmuyorum, sizinle aramız yok. Bunu kim derse o küslüğü başlatmış. Bir insan birisiyle ben küs değilim. Konuşuruz da konuşurum. Veya geçip görürsem selam veririm derse küs olmaz. Ama selam veriyor, almıyor. Almasın. Almasın yani. Onun suçu olur yani. Senin suçun olmamış olur yani. O yüzden dolayı kesinlikle küs olmasınlar. Kavgaya, gürültüye girmesinler. Ama tekrar ediyorum, denizde ölen kişi ne olur? İmanlıysa şehit olur. Yok keyfi girmişsin. Bilmem ne girmişsin. Onlar önemli değil. Tekrar imanlıysa şehit olur. Allah imandan kimseye mahrum eylemesin inşallah. Amin hocam. Evet, diğer bir seyircimiz, iki katlı mezar caiz mi? İki katlı mezara gömülmek caiz mi demiş hocam. Şimdi iki katlı derken biliyorsunuz iki katlı yani normalde bayağı biliyorsunuz. Birisi alt kat oluyor, birisi üst kat oluyor. Bu yapılıyor yani. Bunda bir sıkıntı yok. Buna ilim sahipleri ne veriyor? Fetva veriyorlar. Hele hele İstanbul gibi böyle bu şekildeki illerde, mezarlık sorunu olan illerde ulema buna yol vermiş, müsaade etmiş. Müsaade ettiğinden dolayı da bir sıkıntı yoktur yani. Ama tabii onun da hep ölçüleri var. Ona göre ölçüleri ne yapmak lazım? Dikkat etmeleri lazım yani. İnşallah. Amin. İzmir'den bir anne seyircimiz, acılı bir anne seyircimiz. Bir yıl oldu kızım vefat etti. Hep ağlıyorum, sabır için bana dua eder misin Masum hocam? Allah'a emanet olun hocam. Şimdi insanın evladını kaybetmesinin son derece gerçekten ağır bir imtihan olduğunu anlamak gayet kolay yani. Anlıyor insan yani. Çünkü insanın hele evladı varsa hakikaten büyük bir acı. Ancak eğer bu imtihanı
başarıyla atlatırsa karşılığında Allah cennettir. Ağlamasında sıkıntı yok. Ağlayabilir insan yani. Ama saymasında sıkıntı var. Saymak demek, Allah muhafaza etsin, nankörlüğe gidecek, itiraza gidecek, isyana gidecek ifadeler kullanması. Bunları kullanmazsa, bir insan evladı için ağlar ya, bir insan evladı için ağlamasında ne yok? Problem yok. Ama tekrar ediyorum, isyana gidecek. O yüzden benim kanaatimi söylüyorum. Bu annemiz, ablamız, kardeşimiz artık neyse yaşını bilemediğimiz için sabırla, metanetle bu işe sahip çıkarsa karşılığında Allah ona cennet nasip eder. O yüzden kolay değil. Tabii ben açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Kolay değil. Bizim köylerde şöyle bir ifade vardır. Onları tabii biraz Lazca söylerler. Ben onu Lazca söyleyemem de. Baba ölür, oğul durur, adettir. Adettir yani. Baba ölür, oğul durur, adettir. Oğul ölür, baba durur. Onu Lazca söylüyorlar. Ben tabii Lazca söyleyemedim de. Oğul ölür, baba durur, ne derttir. Yani büyük derttir yani. Oğlu ölmüş veya kızı ölmüş ama baba duruyor. O yüzden gerçekten bu büyük bir acı. Ama şunu da bilmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hayattayken 6 tane çocuğunu toprağa verdi. Onu da bilmek lazım. Ne derttir. Ne derttir. O yüzden eğer sabırla, metanetle bu işi atlatırsa karşılığı cennet olur. İnşallah. Rabbim muvaffak edilsin inşallah. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Reklam vaktimiz de geldi hocam. Evet kıymetli FM TV izleyenleri, reklamdan sonra yine Fikir Meclisi sevgili hocamızın açıklamalarıyla devam edecek. Şimdi reklam arası, ardından beraberiz. Altyazı M.K.